Merhaba arkadaşlar, ben Safa, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte retired setlerden biri olan Fishing Story yapacağız. İçinden dışına kadar her detaya bayıldım. Evet, kutumuz bu şekilde. Gerçekten sete özel bir tasarım yapmaları hoşuma gitti. Kutu üzerinde gerçek bir olta görüntüsü görüyoruz ve setimiz 2049 parçadan oluşuyor. Şöyle hemen arkasına bakalım. Arkada da içinden görseller var. Bu arada bayağı detaylı bir set. Yani birçok sahneyi canlandırmışlar. Burada fotoğraflarını görebiliyoruz. Ayrıca binanın çatı kısmı ve şuradaki tower'ın yani kulenin yine çatı kısmı çıkıp böyle içine bakabileceğimiz bir fonksiyon özellik koymuşlar. Ve burada yine binanın yan duvarını açıp iç detaylara bakabiliyoruz. Bence bu da güzel bir detay çünkü bazen yerleştirdikten sonra küçük parçalar düşebiliyor, çıkabiliyor. Onları da tekrar düzeltmek adına böyle müdahale edebileceğimiz bir alan olması güzel bir detay. Şimdi hemen içindeki figür sayısına bakıyorum. 4 tane setin içerisinden figürümüz çıkacak ve bolca balıkçı ekipmanı var. Burada başka neler görüyorum? Yengecimiz var, kedimiz var, balık kasalarımız ve balıkçı malzemelerimiz var. Detay konusunda bence oldukça tatmin edecek bir set. Şu çatının üzerindeki ekstra parçaları görüyor musunuz? Böyle tam bir böyle eski balıkçı kulübesinde derme çatma çatılar yapılar olur ya. Tam o havayı vermişler. O da çok hoşuma gitti. Kuracağım şehrin sahil tarafında çok güzel bir yapı olacak. Ben daha fazla bekleyemeyip yapım aşamasına geçeceğim. Haydi rastgele. Bak mesela burada şu balıkçının, orada bir tane kaptan var galiba. Onun şapkasını poşet içinde koymuşlar. İlk defa görüyorum. Bir anlamı var mı acaba? Normalde içinden çıkar direkt. Bedo bir de bazen küçük parçalar poşetin içinde kalabiliyor. O yüzden atmadan mutlaka şöyle bir kere bakarsın. Bazen gerçekten yedeği olmayan bir parçaya denk geldiğin zaman o ilerleyemiyorsun haliyle. Böyle yapıyorum ki balıklar kokuya gelsin. Şimdi kitapçığımızı açtığımızda setin tasarımcılarıyla alakalı bazı yazılar ve fotoğraflar karşılıyor bizi. İlk iki poşette hemen hemen birinci katı bitirmiş olacağız. Sonraki 3, 4, 5'te üst katı bitireceğiz ve son iki poşetimizde de artık setimizi tamamen bitirmiş olacağız. Bu arada ilk figürümüzü yaptım. Tam bir balıkçı kazağı değil mi bu? Desenini bile yapmışlar bak, çok güzel. Kaptana yakışır bir kazak. Bunlar sensör bedo. Böyle doğru parçayı buluyorum. Safa abi, yes. İlk Lego'mu kaç yaşında? İlk Lego'mu yeni evlenmiştim. İlk senemde yaptım ya. 2017'de yaptım. 2017. Evet, 2017'de yaptım. Lego markada değildi zaten. Başka çakma bir markaydı. Peki o Lego'yu yaptıktan sonra mı dedim ben koleksiyonlar yapıyorum? Bak nasıl oldu biliyor musun? Şimdi bir tane teyzemin oğlu vardı. Okulu da birinci sınıfa gidiyordu. Bizim oturduğumuz eve çok yakındı. Teyzem de bir gün rica etti. Dedi işte Yunus alabilir misin? Ben de çıktım aldım okul çıkışına. Çantasında da Lego varmış işte. Açtı masaya. Abi dedi gel beraber yapalım. Ben de öyle ufaktan yardım ediyordum. Sonra bir baktım ben yapıyor olmuşum seti. Sonra hoşuma gitti. Böyle küçük bir araba yapmıştık yani parçalardan. Sonra işte biraz araştırdım. Birkaç tane set söyledim. Yapmaktan keyif almaya başladım. Sonra bir tane ilk gerçekten Lego marka olan bir set yapmıştım. City temasıydı sanırım. Orada bu işin daha kaliteli versiyonuyla tanışmış oldum. Çünkü gerçekten Lego dışındaki markalarla Lego'yu kıyasladığında ciddi anlamda bir parça kalitesi farkı oluyor. O günden bugüne böyle artık koleksiyoncu boyutuna kadar geldi yani. Şu an ayrı bir seviyede. Yani ben buralara geleceğini asla tahmin etmezdim bu arada. İlk iki poşetimizi bitirdik. Bu arada direkt ilk poşetten 4 tane figürümüz direkt çıktı.
Bazı detayları göstermek istiyorum. Yapının çevresi tamamen kayalıklarla dolu. Bu bence güzel bir detay olmuş. Bir de burada bazı parçalara direkt deseninden tahta görüntüsü yapmışlar. Yani sticker değil, o beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz sticker sevmiyorum. Böyle doğrudan parçanın üzerinde baskı olması bence çok daha şık. Bir de burada bu karo renkli görünümü de sevdim. Şurada da basamaklarımız var. Basamak her zaman candır. Evet, o zaman 3. poşetle devam ediyoruz. Poşete kadar bitirdik. Bu arada ben sete bayıldım ya. Bayıldım. O kadar güzel detaylar var ki. O parçaları takarken o eski görüntü, o vintage ruhunu çok iyi yansıtmışlar. Onlara özellikle hoşuma gitti. Şimdi bazı detayları göstermek istiyorum. Bir kere şurası hareket ettirilebilir bir parça. Bunu hareket ettirdiğimizde direkt içine ulaşabiliyoruz. İskelenin alt kısmında kalan parçaya örümcek ağı ve örümcek detayı koymuşlar. Burada binanın tamamen çevresi tahtalarla, renkli tahtalarla kaplı. Eski püskü o derme çatma görüntüsünü çok iyi yansıtmışlar. Burada işte sıralı dizilmiş balıklarımız var. Kapı girişlerinde stickerlarla da olsa işte yazılar olması yine güzel bir detay. İç kısma geldiğimizde de şurada bir kasa kısmı var. Kasanın yanında hemen şişe bardak. Yani 100 dolar bir de 5 centimiz var. 5 cent galiba o. Yanında bir hesap makinesi ve yani böyle kasanın üzerine sağa sola notlar bırakılmış. O not detayına kadar düşünmüşler yani çok hoşuma gitti. Yani son zamanlarda yaptığım böyle en anlamlı setlerden diyebilirim. Vallahi seti tamamlamak için sabırsızlanıyorum ve 5. poşete geçiyorum. Bedo bak şimdi bazı kasalar yaptım. Bunların içindeki detaylar bile var ya beni benden alıyor. Bakar mısın şuna? Buz ve buzun içinde işte ıstakozlar, donmuş ıstakozlar, balıklar. Sonra buradaki kasalarda işte ekipmanlar, burada işte patlayıcılar, can kurtaran yelekleri var ya, her türlü ekipman var ya, bayıldım. TNT'miz bile var yani. Şurada zıpkınlar, oltalar, kasklar, görüyor musun hepsini? Çok iyi ya, her detay var. Yani bu 5. poşet bayağı bir detay üzerine parça dolu. Şimdi bunları yerleştirelim. Bedo, balıkçı olur da kedi ve martı olmaz mı? Bir şey diyeceğim, bu martının malzemesi bu kediden farklı. Yani daha doğrusu bütün hayvanlardan farklı. Normalde çok sert bir yapıya sahip oluyor. Evet, bunlar herhalde kanatlarından dolayı şöyle esnek bir malzeme kullanmışlar. Bak görüyor musun? Ve dokusu da çok hoş. Bak şuraya bir tane koyayım. Çok sevdim bak. Bu... Böyle kaygan olmayan bir malzeme. Evet, böyle hem bir mat hem de esnek. Çok hoşuma gitti malzemesi. Bak sticker ama en azından içeriği güzel, çalışma saatlerinin bir listesi. Şimdi onu da yerine takacağım. Altıncı poşetimizi de bitirdik. Şu çatı kısmını tamamlamış olduk. Bu da çatının
böyle var ya hani yamalı derme çatma görüntüsü beni bitirdi. Bir de martımız var şurada bacayla birlikte. Şöyle bir göstermek istiyorum etrafını. Yani çok yaparken de çok keyif aldım. Görseli de çıkan sonuçta gerçekten şahane. Son bir poşetimiz kaldı. Onu da yaptıktan sonra buraya muhtemelen ekleyeceğiz ve setimizi tamamlamış olacağız. Devam ediyorum. Setimizi 3-4 saatlik bir süreyle tamamladık ve ortaya çıkan görüntü gerçekten muazzam. Yani her detay, içinden dışına kadar her detaya bayıldım. Şöyle biraz üzerinde anlatmak istiyorum sizlere de. Şimdi önce dış cepheden başlayayım. Çatıyı zaten yaparken de değinmiştim. Şu derme çatma görüntüsü beni benden aldı. Yani o vintage görüntüyü o kadar iyi vermişler ki bayıldım ya. Şuradaki giriş tabelası ve orada yine böyle parçaların döküntü halinde görünmesi. Kasaların içindeki balıklar, işte deniz ürünleri, etrafta martıların yine hem çatıda olması hem yine iskele tarafında olması. Yani her detayına bayıldım diyebilirim. Burada bir de ekstra iç tarafına da kolaylıkla ulaşabilmek için şöyle bir özellik yapmışlar. Arka tarafını bu şekilde bütün bir duvar olarak açıp eğer içinde yer değiştirmek istediğiniz veya işte parça çıktı, düştü, bir şey oldu müdahale etmek durumundasınız. Bu şekilde kolaylıkla buradan müdahale edebiliyorsunuz. Ve içini de bu arada görmek için tekrardan bence güzel bir opsiyon olmuş. Kule kısmında da yine teleskop detayı var ve şurada dümen var, hareket ettirilebiliyor. Bu da yine güzel. Ve şu çatının böyle hani güneşten ve böyle yılların geçmesinden dolayı rengarenk bir görüntü o yaşanmışlığı vermiş yani. Her detayda o yaşanmışlığı görebiliyorsunuz ve bu şekilde setin bir ruhu olmuş yani. Gerçekten bu setin tasarımcısını veya tasarımcılarını canı gönülden tebrik ediyorum. Çok hoşuma gitti. Bu net benim en beğendiğim ilk 10 set arasına girer yani. Umarım seti ve videoyu beğenmişsinizdir. Ben seti çok beğendim çünkü. Böyle videoların devamını istiyorsanız mutlaka yorumlara belirtin. Yapmamı istediğiniz setler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, selametle. Vedo, bu sete bakınca kafamda ne canlanıyor biliyor musun? Böyle sonbaharda bir göl kenarındayız. Üzerimde bir yelek, belki bir gömlek. Sandalyemi kurulmuşum. Oltamı hazırlamışım, balık beklerken manzaranın tadını çıkartıyorum.